Herkese merhaba, ben Şenol. Üretim planlama ile ilgili çalışmalarımın altıncısı ve kaynak kapasitelerinden biri olan HAT, yani diğer bir deyişle proses veya makine kapasitelerini mevcut müşteri siparişlerine göre, yine kaynak kapasitelerinizden biri olan diğer parametre yani zaman kıstasına göre hangi siparişi ne zaman üretebileceğinizi görebileceğiniz çizelgeyi göstermeye çalışacağım. Yine bir üretim planlamacının hakim olması gereken en önemli konulardan biridir. Çünkü bu bilgiye hakim olarak büyük resmi görecek ve hangi ürünü ne zaman üretebileceğini anında hakim olarak gerek satış departmanı gerekse müşteriye hızlı geri dönüşler yapabilecektir. Bu arada kaynak kapasitesi zaman başlıklı videomda hafta sonu dini ve resmi tatillerin, hatta tarihlerini kendinizin belirlediği planlı duruşların o yıl içindeki iş günü sayısına etkilerini detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hazırladığım bu çalışmanın detaylarına bakabiliriz. Bunun için ilk olarak bulunduğumuz firmaya ait BOM listesine bakalım. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi bu çalışmada geçen bilgiler gerçekçi olmayan verilerdir ve kolay anlaşılması için referansları müşteri ve firma şeklinde isimlendirdim. Burada müşteri referansına karşılık firmanın kendi içindeki sistemi yönetmek için tanımlamış olduğu referanslar ve bu referansların hangi hatlarda üretildiğine dair bilgiler var. Bir diğer sayfamızda müşteri siparişleri var. Burada da BOM sayfasındaki bilgilerden faydalanarak firma referanslarını ve üretilen hatları getiriyoruz. Firma stok sayfasında ise o an itibariyle firmanın güncel stokları mevcut. Data sayfası, analiz sayfasını belirlediğimiz parametrelere göre hesaplamamıza yardımcı olan ve tüm temel bilgilerin bulunduğu sayfa. Yani planlı duruşların ve hatların kapasitelerinin manuel olarak girildiği sayfa. Burada 8 tane hattımız var. 4 enjeksiyon, 4 montaj şeklinde ve bu hatların adet bazında kapasite miktarları var burada. Örnek vermem gerekirse E1 günde 490 adet üretim yapabiliyor. Ayrıca burada 2022 yılı resmi ve dini bayram tatilleri görülüyor. Bu tarihler otomatik olarak hesaplanıyor. Siz herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Ve son olarak burada hatların zaman cinsinden kapasiteleri de mevcut. Örnek vermem gerekirse tekrardan E1 günde 490 adet üretiyor demiştik ve bunu da 16,5 saatte üretiyor. Burada zaman ve adet cinsinden ayrımı neden yaptığımızı analiz sayfasında daha iyi anlayacağız. Şimdi analiz sayfasına geçersek. Burada yaşayan bir takvim var. Yani siz bu çalışma sayfasını ne zaman açarsanız açın, bulunduğunuz günden başlayan ve 365 günlük zaman dilimini gösteren bir takvim olduğunu göreceksiniz. Bu takvimi biraz incelersek, bulunduğumuz günden başlıyor, 365 gün gidiyor yan tarafa doğru. Burada hafta sonlarını maviyle görüyorsunuz, resmi bayramları sarıyla. Şöyle göstereyim. Örnek 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs şeklinde ve bu tarihler gerek dini bayramlar, gerek resmi bayramlar veya hafta sonları bulunduğu yıla göre, şuradaki bulunan yıla göre çalışmakta. Örnek veriyorum. Ben bunu 2021 yaptığım zaman burası ona göre değişecek. Şimdi hesaplıyor. Görüldüğü gibi değişti. 2023 yapalım. Aynı şekilde 2023'e göre değişti burası. İsterseniz kontrol edebiliriz bunu. Bir kontrol edelim. Evet. 28-29 Cumartesi Pazar. Burada 4'ü ve 5'i şeklinde görünüyor. 4 Şubat, 5 Şubat. Tekrar geri alalım. Devam edelim. Şimdi resmi bayramları göstereyim. Dini bayramlara da bakalım. Bu sene dini bayramlar hangi tarihlerde, bir bakalım. Şurası Ramazan bayramı. 2 Mayıs'ta başlıyor. 4 Mayıs'ta bitiyor. Şurasını biraz sonra göstereceğim ben. Kurban bayramına da bir bakalım. Kurban bayramı da 9 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da bitiyor. Şu kısım ise planlı duruşlar. Yani bizim duruş tarihlerini belirlediğimiz alanı gösteriyor. Bir incelersek hangi tarihlerde duruş görünüyor?
5 Mayıs'ta başlayan ve 14 Mayıs'ta biten bir duruş var burada. Bir bakalım data tablosundan. Evet, burası görüyorsunuz. Bakım yapılacakmış. 5 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri arası. Ki biz bunu değiştirebiliriz. Bir değiştirelim. Örnek veriyorum. Biz bunu Haziran yapalım. Hemen oradan da inceleyelim. 5 gün Haziran olsun. Şu da Ağustos olsun. Beş, 9 Haziran arası ve 10 14 Ağustos arası. Bakalım. 5, 9, burası neymiş? 11 Temmuz, 20 Temmuz. Evet, yıllık izin. 11 Temmuz, 20 Temmuz arası yıllık izin görünüyor. Tekrar Ağustos'a doğru gidelim. 10 Ağustos, 14 Ağustos arası. Yani şurası. Bir de şuraya bakalım. 21 Eylül, 30 Eylül arası. Ve son olarak da şurada sayım görünüyordu. 26-12 ve 30-12 arası sayım. Evet. Takvimimizin altında şurada şöyle göstereyim. Bir tarih çizgisi akışı var. Yeşil ve kırmızı. Bu kırmızılar ve yeşiller ne anlama geliyor? Yeşiller bizim çalıştığımız iş günlerini, kırmızılar ise hafta sonları tatiller ve diğer tüm tatilleri gösteriyor. Gidelim bir bakalım. Burası hafta sonu denk geldiği için anlaşılmıyor. Burası da aynı şekilde. Mesela şurada bayram ve hafta sonu birleştiğinde 5 günlük bir tatil olduğu görünüyor ve burada da görüyorsunuz aşağıda da çizgiler var. Yani hesaplama yapmıyor. Şurası tatil, iş günü olmadığı anlamına geliyor. Şunlar da aynı şekilde. Fabrikanın durduğu günleri gösteriyor. Hafta sonu ile birlikte birleşince şurası tatil olarak gözükmekte. Şimdi şuradaki boş alana müşterilerimizden gelen siparişleri koyalım ve şu alanın nasıl değiştiğini bir inceleyelim. Müşteri siparişlerine geliyorum. Şuradaki 4 sütunu seçiyorum. Müşteri kodu hariç. Aşağı kadar seçiyorum. Kopyalıyorum ve analiz sayfasında şuraya özel yapıştır değerleri diyorum. Şimdi ben bir şunu kaydedeyim. Öncelikle şurasını sıralamam gerekiyor. Şunları seçiyorum yine. Veriye geliyorum. Buradan sıraladan 3 kademeli şekilde sıralayacağım. Bunlardan ilki üretim yeri olacak A'dan Z'ye. Termin tarihi eskiden yeniye ve son ürün A'dan Z'ye olacak şekilde sıralıyorum. Şimdi sırasıyla şu başlıkları inceleyelim. Sıra no dediği formülle otomatik olarak geliyor ve üretim yerine göre sıralıyor. Örnek veriyorum. E1'den E2 geçişlerde, bakın şurada yine birden başlıyor. Bunun neden yaptığımı biraz sonra açıklayacağım. Bu sıra no bizim işimize çok yarayacak. Bunu da örnekle vereceğim. Burada stok düşürülmemiş ihtiyaç var. Biraz sonra bunun da örneğine bakacağız. İhtiyaç adet yine aynı şekilde. Yeterlik tarihi bunu biraz sonra açıklayacağım. Planlanan adet. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Stok düşürülmemiş ihtiyaç adet dediği direkt müşteri siparişinin kendisi. Yani şurada daha önce bahsettiğim stoklar, firma stoklarını düşünmemiş hali. Peki düşünmemiş hali üzerinden inceleme yaparsak E1'in kapasitesi neydi? 490 adetti. Müşteri siparişimiz 750 adet. Olduğu gibi zaten buraya gelmiş. Stok düşürmeden gelmiş. Peki biz firma 889 referanslı 750 adetlik siparişi E1'de üretmek istersek kaç gün sürüyor? E1'in kapasitesi 490 adetti. Buradan yan tarafa geldiğimizde 490'ı buraya yazmış. Bir günlük kapasite yazmış. Kalan miktar 260. 750'den 490'ı çıkardığınızda 260 yapar. Zaten
Şu şekilde sağ tarafa çektirip seçtiğinizde şurada toplamı göreceksiniz. Yani ben bu referansı bir tam gün, bir de yarım günde üreteceğim. Şu alanda aşağıya bakarsanız 490'lık bir günlük kapasite tamamlandıktan sonra şurası hep boş geçiyor. Ama burada ise 490'ın 260'ını üretiyor. Sonra altına diğer referansın, yani firma 377'nin 740 adetlik siparişinin kalan miktarını yazıyor. Yani şöyle topladığınızda burasında, buranın da toplamı 490 yapıyor. Peki bu siparişten ne kalmış oluyor? 740'tan 230 çıkardığınızda 510 kalır. 510'un da 490'ı yine bir günlük kapasiteyi şuraya yazmış. Ondan sonra sağ tarafa gidiyorum. Kalan miktar 20 adet de 31 ne yazmış? Neden şuraya yazmamış? Çünkü burası hafta sonu. Cumartesi ve pazar. Cumartesi ve pazar çalışma olmadığı için burayı boş geçmiş. Şuraya kalan miktarı yazmış. Yine aynı şekilde 490'dan kalan, kapasiteden kalan miktarı da bir sonraki siparişe vermiş. 391 adet. Onu da buraya yazmış. Kalan miktarı, yani 490'dan kalan miktarı da 79 adet. Şurayı topladığınızda 490 yapar. 79 adet de şu siparişten, şu referanstan almış. Firma 169'dan 589 adetin 79'unu almış. Geri kalan miktarı yan tarafa bir günlük kapasiteye göre dağıtmış. 490'ı yazmış ve 20 yazmış. Toplayalım. 589. Şurası. Bu şekilde devam ediyor. Ve buradan ben hangi referansı prosesin kapasitesine göre hangi gün üretebileceğini görüyorum. Buraya cumartesi, pazar ve resmi ve dini bayramlar hesaplanmamış haliyle. Şu kırmızı ve yeşilin az sonra ne olduğunu açıklayacağım size. Şu sütunu da açıklayayım. Yeterlik tarihi dediyse aslında burada ben bu referansın hangi gün üretiminin tamamlanacağını görebiliyorum. Yani şuraya bakmadan da buradan tarih bazında görebiliyorum. Örnek işte bu referans 27.01'de bitiyor. Bu ayın 31'inde bitiyor. Bakalım kontrol edelim. Evet. Bu aynı şekilde 31'inde. Bu 2 Şubat'ta bitiyor. Bir kontrol edelim. Bakın. Bu 4 Şubat. Şöyle görebilirsiniz. Bu 7 Şubat. Bu 9 Şubat şeklinde gidiyor. Yani ben buradan da aslında hangi referansın ne zaman üretimin tamamlanacağını görebiliyorum. Yani buradan bakmadan da şöyle gitmeden de görebilirim. Şimdi stok düşünmüş ihtiyaca bakalım. Yani elimizdeki mamul stokları müşteri siparişlerden düştüğümüzde şuradaki üretim değişimleri görelim. Hangi ürün ne zaman üretilmesi gerekiyor bu değişimi görelim. Şimdi şuradan stok düşünmüş ihtiyaç adedini seçiyorum. Hesaplamasını bekliyorum. Evet. 111'e düştü. Kontrol edelim. Firma 889 alıyorum. Firma stoğa geliyorum. Buradan kontrol F ile arattırıyorum. 639. Daha önce neydi? Müşteri siparişi. 750 adetti. Hemen şuradan hesap makinesini açalım. 750 eksi 639'u. Evet, 111 kaldı. Yani aslında stoklar düşüldükten sonra ihtiyaç olan adet 111. Yani üretilmesi gereken adet 111 adet. Peki bu durumda ne oldu? Bakın şurası nasıl değişti? 111 adet. Günlük kapasitemiz 490'dı. 111'ini buradan aldı. Kalan miktarı bir sonraki siparişe verdi. Toplam 490 adet yapıyor. Peki bu siparişin 479 adet kalmış bu siparişten. 740'tan stok düşürmüş, 479 kalmış. Bunun da kalan 100 adetini yan tarafa yazmış. Bakın. Burada boşluk geçmiş. Sebebi şu. Firma 953'ün stoğu şunu karşılamaya yetiyor. Kontrol edelim. 652, evet, fazlasıyla stok var. O yüzden burayı sıfır geçiyor. Aynı şekilde bunu da bir sonrakinin ihtiyacını şuraya yazıyor bakın. Bunu topluyor. 490 adet. Daha sonra bu şekilde devam ediyor. Yine bu şekilde görebiliriz. Peki ben şöyle yapalım. Bir de E1'in kapasitesini değiştirelim. Buradaki değişimi o şekilde görelim. 490 değil de 690 yapalım. Analize geliyorum. Bakın nasıl değişti.
Burası hemen 690'a göre hesaplama yapmaya ve dizmeye başladı. Yüz adet yapalım. Bakın 100 adede göre dizmeye başladı. Tabii bu şekilde olunca kapasite ne kadar düşükse üretim yapabilme kapasiteniz yani üretim yapma süreniz o kadar uzuyor. Tekrar 490'a çekiyorum. Şimdi ihtiyaç adet sütununu açıklayacağım ama bundan önce bir bilgiyi vermem gerekiyor. Buradaki takvimin yaşayan bir takvim olduğunu söylemiştim. Videoyu ilk çekmeye başladığımda burası ayın 25'iydi. Şu anda 27'si. Elde olmayan nedenlerden dolayı aynı günde videoyu çekemedim. 2 güne yaymak zorunda kaldım. Ve tarih değiştikçe de şuradaki hesaplama alanları değişiyor. Ben bunu 25'ine çekmek istediğimde ise bakın neler oluyor. Bu şekilde şu 2 günü hesaplamıyor. Yine buradan hesaplamaya başlıyor. Geri alıyorum. Burada ihtiyaç adet dediğimiz sütun ikiye ayrılıyor aslında. Bir ihtiyaç adet, bir de ihtiyaç saat. Yani zaman cinsinden de görebiliyoruz. Şurada data sayfasında şurayı görmüştük. Burada adet, burada zaman. Yani şöyle aslında E1 bir günde 490 adet üretiyordu ve bunu da 16,5 saatte üretiyor. Şimdi zaman cinsinden inceleyelim. Bu yüzden şuraya ihtiyaç saat diyorum. Hesaplaması bekliyorum şu anda. Burada bir hata olmuş. Bakalım. Evet, data tablosunda formülden bunu kurtardık. Şuraya formül manuel yazdığımız için formüle geri döndürelim. Kaydedelim. Şimdi analiz sayfasına geçelim. Evet. Şimdi düzelmiş. 111 adedi E1'de 3 saatte üretebiliyoruz. Buradaki 74 virgülden sonraki 74 dakika değil. Onu şöyle hesaplayacağız. Burası 60 dakikanın %74'ü. Yani aşağı yukarı 40 dakika. 3 saat 40 dakikada 111 adedi E1'de üretebiliyoruz. Burada ise 479 adedi 16 saat işte 60 dakikanın %13 kadar üretiliyor gibi hesaplayabiliriz. Tekrar bunu adede çevireceğim. Şimdi şu alanı bir inceleyelim. Ama bunu incelemeden önce şurayı stok düşürmemiş ihtiyaç adetine çevirelim. Şu değerler bir dolsun. Şurası dolsun. Burayı daha güzel inceleyeceğiz o zaman. Evet, hesaplama tamamlandı. Şimdi burası şu şekilde çalışıyor. Burada gördüğümüz hafta sonları resmi ve dini bayramların olur da ihtiyaç olması halinde örnek veriyorum işte buradaki siparişlerin yetişmemesi halinde şöyle ilerleyelim. Şurada veya şurada aşağı inelim. Şu siparişleri yetiştirmek için mesai yapmamız gerekebilir. Bu durumda şöyle bir uygulama yapacağız. Örnek veriyorum biz E1'deyiz şu anda. E1 üzerinden gidiyor tüm örnekler. Aslında E2'ye ve diğerlerine de bakacağız biraz sonra. Ama E1'de şuraya okey deyip biz burada okey diyerek E1'de dini resmi yani şu alanın tamamını mesaiye açmış oluyoruz. Ama hangi gün mesai yapacağımıza burada karar veriyoruz. Örnek veriyorum. Ben burada 29.01'de cumartesi günü diyorum ki mesai yapılsın. Bakın gördünüz mü? Şuradaki değer şuraya geldi. Tekrar geri alayım isterseniz. Şuraya dikkat edelim. Tekrar okey diyorum. Bakın değerler geldi. Birer gün öne kaydı. Şurası yeşil oldu. Mesela ben pazarı da açtığım zaman
Bunlar da birer gün kaymış oldu. Bu arada ben bu okeyleri sadece E1 hattı için verdim. Bakın aşağıya inelim. E2'de ve diğerlerinde buranın boş olduğunu göreceksiniz. Bakın. Diğer tüm hatlarda boş. Bunların dolması için şöyle yapalım. Bakın E2'ye gelelim. Şu an E2'deyim. Şurası. Şuraya bakın. Şimdi ben buraya okey dediğim zaman şurayı izleyin. Bakın geldi. Geri alalım bir daha. Tekrar okey diyelim şurada. Evet, şimdi bir örnekte resmi ve dini bayramlardan verelim. Şöyle yukarı doğru çıkıp şöyle sağ tarafa doğru bir resmi ve dini bayram bulalım. Şunlar hafta sonu da denk geldiği için anlaşılmayacak. Mesela şuraya ben okey dediğimde önce tabii şöyle silelim. Şuradan aşağıdan şeyi bulalım. Şu boşluğu bir görelim. Şimdi okey diyorum. Evet, bu tarafa kaydı. Bunlar da birer tane kaydı. Bir okey daha diyelim. Şimdi gidip bir tane de resmi bayramlardan bir tane. Mesela şuna, şuraya okey diyelim. Evet. Bunları artık silebilirim. Bu arada burada okeyler yazılı olsa bile mesela şöyle yapalım. Bir şu hesaplasın. Ben mesela şuraya okey yazsam bile burası hesaplanmayacak. Ta ki ben buradan okey diyene kadar. Yani mesaiyi yapılacak kararını bu alan hangi gün mesai yapılacak kısmında burası veriyor. Yani ben buraya istediğim kadar okey yazayım. Şurayı açmadığım sürece hesaplama yapmayacak. Bunları siliyorum. Şimdi şu sıra numaralarını inceleyelim. Videonun başında söylemişti burası otomatik geliyor diye formüllerle ama siz şöyle yapabilirsiniz. E1 için E1'de üretilen bu ürünler için kendiniz bir sıralama yapabilirsiniz. Onu da şöyle yapacağız. Örnek veriyorum işte ben bunu birinci sırada, şunu ikinci sırada, şunu üçte, şunu dörtte, şu beş olsun. Şuna altı diyelim. Şuna yedi. Şuna da sekiz diyelim ve şuradan aşağıya da şöyle sıralayalım. E1'in bittiği yere kadar gelelim bu şekilde. Ve şöyle bir sıralama yapacağız şimdi. Şu alanı seçeceğiz. Veriden sırala diyeceğiz. Şunları siliyorum. Tekrar başlıyorum. Üretim yeri ve sıra numarası diyorum bu sefer. Şu anda benim istediğim gibi sıraladı. Bu size hattınızın kapasitesini kendi belirlediğiniz müşteri siparişlerine göre sıralamanızı sağlayacak. Hatta bakarsanız aşağıda mesela formülleri bozmadığımız alanlar da buna göre sıralı. Yani bu otomatik olarak devam ediyor ama bu sizin yazdığınız manuel sıralama. Tekrar formülü alalım. Eski haline döndürelim.
Peki ben sıralamayı hatta göre yapmak zorunda mıyım? Termin tarihine göre yapamaz mıyım? En eskiden başlayıp en yeni termine kadar sıralasın istiyorum. Bu şekilde yapalım. Şurayı yine seçiyorum ve sıraladan şurayı sadece termin tarihi eskiden yeni ediyorum. Bakın burada hatlar birbirine karışacak. Ve burası da ona göre karışacak şu an. Evet şu anda sanki yanlış bir hesaplama yapıyormuş gibi görünüyor. Çünkü hepsi birbirine karışmış gibi görünüyor. Ama şöyle bunu kontrol edebiliriz. Mesela ben şuraya filtre koyacağım. Ve buradan da sadece E1'i süzdüreceğim. Evet. Her ne kadar satır sayısı farklı olsa bile buradaki hesaplamayı kendi içinde hatta göre yapıyor. Bakın. Az önceki görüntü de aynı. Ancak ben bu filtreyi kaldırdığımızda sanki öyle değilmiş gibi. Sanki şu anda karmaşık bir hesaplama varmış gibi. Ama o kendi içinde hesaplama yapıyor aslında. Tekrar eski haline döndürelim. Daha net göreceğiz. Tekrar şu alanı seçiyorum. Sırala diyorum. 3 kademe olarak açıyorum. İlk olarak üretim yeri diyorum. Termin tarihi ve son ürün diyorum. Tamam diyorum şimdi. Bakın. Deminki filtreyle hiçbir farkı yok. Sıralamanın hiçbir farkı yok. Yani bu nasıl olursa olsun hesaplamayı kendi içinde ona göre yapıyor. Son olarak da şu renklere bir bakalım. Kırmızı ve yeşilin ne anlama geldiğinden bahsedeyim. Şunların. Kırmızı renk ilgili siparişin hattın kapasitesine göre istenen termin tarihinden sonraki bir tarihte üretilmek zorunda olduğunu yani siparişin bakiyeye düştüğünü göstermektedir. Örnek vermek gerekirse firma 889-750 adedi 1-1-2022'de istiyor. Ancak biz bunu ancak 27 ve 28.01 tarihlerinde üretebiliyoruz. Bu yüzden de tarihten istenen termin tarihinden geç kaldığı için kırmızı. Bir de yeşile bir bakalım. Mesela şu ikisi. Şöyle gidelim. İstenen termin tarihi 9-3-12-3. Ancak biz bunu ayın 11'inde 11 Şubat'ta üretebiliyoruz ve ondan sonra yeşile dönüyor zaten. Yani bizim şu kırmızıya kadar olan alanı gerek cumartesi gerek pazar mesaisi yaparak bu bakiyeleri kapatmamız gerekiyor. Bir de şurada planlanan adet var. Onlara da bir bakalım. Örnek veriyorum. Şurada bizim bir plan sayfamız var. Bu plan sayfasına şunu alıyorum. Özel yapıştır değerleri diyorum. Ve şuraya planlanan tarihe 27 1 2022 yazıyorum. Bu tarih üretilecek. Kaç adet üretilecek? Kapasitenin diyelim ki 750 adet. Sipariş kadar. Şuraya 750 yazalım. Bakın burası sarıya döndü. Buradan şunu anlıyorum. Bu adetler üretilmek üzere planlandı. Peki 750 adet değil de 749 adet yazarsak ne olur? Bakın bunu üretemiyor. Bunu kırmızı olarak tekrar karşımıza çıkardı. Bu sayede plan yaptığımız esnada hangi referansın kaç adedini ürettiğimizi, üretim planını aldığımızı görebileceğiz. Kaynak kapasitesi hat çalışması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Bu çalışmayı izleyen meslektaşlarıma böyle bir çalışmayı kendi bulundukları firmanın KPI veya proses parametrelerine göre ben hazırlayabilir veya tüm süreçleriyle nasıl hazırlayabileceğiniz ile ilgili danışmanlık hizmeti verebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.